senin mutlu olduğun alanları, o baskıyı, o hissi nereden bilecek? İleri yaş, 50 yaşının üstünde bir bizim için en önde olan sıkıntılardan bir tanesidir ki erken dönemde de görüyoruz, özellikle gençler. Erkekler için çok önemli değildir. Ama hijyen en öndedir. Sonuçta da orgazmın ne olduğunu bilmiyor. Ben muhteşemim, hani böyle göğsünü göre göre bir şeye oturuyorsanız. Canlar, cinsel mutluluğunuz engellere takılmasın. Bugün burada cinselliği dobra dobra konuşacağız. 13 sorumuz var. Her soru için cevaplama süren maksimum 1 dakika. 1 dakikanın altında yola devam. 1 dakikanın üzerine çıkarsam kesiyorlar. 13'e hoş geldiniz. Hadi gelsin bakalım soru. Hocam, seks sırasında konuşulmaması bir problem midir? Seks sırasında konuşulmaması aslında problem değil ama Sedancığım, konuşulsa çok daha iyi olur. Bu ne demek? Soruyu şöyle değiştirelim. Siz bilmediğiniz ya da istediğiniz bir şeyi dile getirmeden karşı taraftan istiyorsunuz. Şimdi bu onu nereden bilecek, değil mi? Yani bu senin hazzını, senin mutlu olduğun alanları, o baskıyı, o hissi nereden bilecek? Sen karşı tarafa bunu söyleyeceksin, dile getireceksin. Neden hoşlandığını, neden canının yandığını, hangi aşamada daha hoşuna gittiğini bunları söyleyeceksin ki erkek tarafı, özellikle erkek için söylüyorum bunu, ona göre yapacak ve senin hoşuna giden davranışlarda karşı tarafta gösterecek ki seni mutlu edecek. O yüzden konuşulmaması demiyoruz. Konuş ki mutlu ol. Konuş ki orgazmın tavanına çık. Konuş ki cinselliğiniz tap noktada. Hocam, penisin sertleşmemesi sorun mudur? Bir çalabilir miyim bu sorunu? Ha, öyle cevaplayacağım. Sağ olun Üfçüm. Bu da biraz açık mı ne? Bana mı öyle geldi? Neyse, hadi. Burada dursun. Şöyle arkadaşlar. Tabii ki sertleşme bir problemdir. Tabii ki erkekler için özellikle ileri yaş, 50 yaşının üstünde bir bizim için en önde olan sıkıntılardan bir tanesidir ki erken dönemde de görüyoruz, özellikle gençlerde çevresel faktörler, bazı hastalıklardan dolayı tabii ki bir problemdir. Şimdi sertleşmenin başlangıcından sonuna kadar bir silsile vardır, çok faktörlüdür. Sinirler, hormonlar, damarlar, kaslar, beyin, bu silsilede meydana gelen bir farklılık ya da bir eksiklik ya da bir düzen bozukluğu sertleşme problemine sebep olur. Bu da erkeği, erklik göstergesi olan sertliği. Hocam, tüy, kıl cinsel ilişkide sorun oluşturur mu? Seden, sence oluşturur mu? Bak, ben bunun sorunun cevabını vereceğim. Kadın olarak vereceğim, erkek olarak vereceğim. Bu stüdyoda 15 kişi var. Kadınlara soralım. Oluşturur mu? Hayır. Elif mesela oluşturur mu? Bence oluşturur hocam. Merve? Oluşturur. Erkeklere sorsak bence hayır diyecek. Kesinlikle. Çünkü bu gözlemsel olarak şunu söyleyeyim size. Sonuç odaklı bir fizyoloji var. Önümüzdeki engeller erkekler için çok önemli değildir. Ama hijyen en öndedir. Siz hijyen kurallarına uyum sağladığınız sürece, ki Batı toplumlardaki kıl tüyünü verdikleri önemle bizim toplumumuzda verilen önem o kadar farklı ki, tıraşlama şekilleri, tıraşlama biçimleri, onun verilen önem çok farklı. O yüzden sonuç cinsellikse ona giden... Hocam, orgazm olmayan çok mu gerçekten etrafımızda? Çok. Çok gerçekten. Seden, şöyle söyleyeyim. Kadınlara orgazmla ilgili sonucun orgazm olacağı ya da bunun bir keyifli bir şey olduğu ya da cinselliğin son noktasında kadın da gerçekten orgazm olur diye bir veri vermediler kadınlara. Orgazmı son belki de 10-15 senedir biz dile getiriyoruz. Böyle bir
gerçeği bilmediği için kadın sonuçta da orgazmın ne olduğunu bilmiyor. O tanımlamalara göre o kadar çok tanımlaması var ki aslında orgazm. O yüzden 10 kadından 6'sı kadar yüksek bir oran orgazm olamama gerçeği. Şimdi orgazm mekanizmasını anlatmamız lazım. Bu süreci kadına öğretmemiz lazım. İlişkiye bunu yansıtmamız lazım. Klitorisi bastıra bastıra, vajinayı bastıra bastıra, ilişkide nelerde hangi görevleri var bunların... Hocam, cinsel isteksizlik çözülmesi gereken bir problem midir? Sence cinsel isteksizliği bir sorun olarak algılamıyor mu insanlar? Algılıyorlar. Tabii ki çözülmesi. Yani bir sorun olarak algılanılıyorsa o zaman bunun da çözülmesi gereken değil mi bir olay olduğunu düşünecekler. Tabii ki öyle. Çok üstünden geçiyoruz Seden. Yani çok bunun üstünü kapatıyoruz. Cinsel isteksizlik o kadar çok ki. O kadar. Birçok sebebi var. Bunun fiziksel sebebi de var, psikolojik sebebi de var. Erkekte de, mesela erkekte daha az görüyoruz. Ama kadın da elimizi atsak gerçekten cinsel isteksizliğe çarpıyor. O yüzden ve bunun bir çözümü var. Bunun çözümü var. Ve gerçekten de bu işin profesyoneline gittiğinizde bunu tereyağından böyle kıl çeker gibi çözüyorlar. O yüzden bak öbür kameraya söylüyorum. Cinsel isteksizliğin çözümü var. Hocam, erken boşalmanın önüne geçmek mümkün mü? Sen şöyle, erken boşalmanın tanımı o kadar çok ki aslında ama genele vurduğumuzda erken boşalmayı şöyle diyebiliriz. Boşalma süresini ayarlayamama bir. Partnerine göre zamanlamayı ayarlayamama iki. Sonuç ne olursa olsun, özür dilerim, ya da sebep ne olursa olsun, erken boşalma bir sorun. Bunun sebepleri psikolojik ya da fiziksel sebepleri olarak ikiye ayırdığımızda, eğer bunların önüne geçersek tabii ki erken boşalmanın önüne geçeriz. Ama bunun bir sorun olduğunu, bunun partnerler arasındaki cinsel hayatı etkileyeceğini bilmemiz lazım. Ve sana şöyle bir gerçek söyleyeyim, hayatının bir aşamasında bir erkek, erken boşalır. Bunun oranı kaç biliyor musun? 10 erkekten 7'si. Bu kadar yüksek bir oran. O yüzden... Hocam peki... Siz seks sırasında konuşuyor musunuz? Beni sıkıştıracaklar yine o sorgu sorusu değil mi? Ararsa konuşurum. Seks sırasında içgüdüsel mi davranılmalı hocam yoksa duygusal mı? Seks sırasında içgüdüsel mi? Zaten seks dürtüsel bir şey. Yani sen ben duygusal mı davranayım? Ben burada ağlayayım, burada şunu yapayım diyemezsiniz ki. Dürtülerin seni yönlendirir zaten. Ama şöyle bir şey var. Şimdi sekse bakış açısı erkeklerde evet sonuca odaklı olduğu için kadınlarda duygusal. Normalde seks için demiyorum. Seks kavramı duygusal. Onun için öpme, sevişme, sarılma, dokunma hani bunu isteyebilir kadın. Ama erkek de hani bunu bir ayrıntı olarak adledip ya da sonuca giden yolda pürüzler olarak adledip onu es geçmek isteyecektir. Belki sorunun sorma şekli de bu. Hocam kadınlar ön sevişmeyi mesela uzun tutmak isterler ya da duygusallık buysa eğer. Erkekler de bunu es geçip sonuca odaklanıp boşalmak ve ereksiyon olmak, boşalmak isterler. Sonuç buysa eğer ya da kadınların cinsel ilişki sırasında canlarının yanması normal midir hocam? Hayır tabii. Siz keyif almak için bir faaliyette bulunuyorsunuz ve canınız yanıyor. Sence normal mi? Ne biçim soru yani? Yani böyle normal mi diye bir şey yok. Ya da şöyle diyebilirsiniz. Hocam böyle bir şey var. Bunu önlemek için ne yapmalıyız mesela? Hani böyle bir soru gelebilir. Normal değil tabii ki. Bir kadının canı niye yanar? Eğer cinselliğe, sekse değil... Hazır değilse, şimdi biz
O hazırlama aşamasında hep anlatıyoruz, ne diyoruz? Vajen genişler, vajendeki damarlar pozisyon alır, oradaki ıslaklık, sekresyonlar artar, penisi içeriye alabilme dürtüsü ortaya çıkar ve o penisin içeriye girmesine hazır hale geldiği için o girme çıkma hareketlerinden rahatsız olmaz, canı yanmaz. Ama bu süreci bir yerde durdurursanız, vajina genişlememişse, kayganlık olmamışsa ya da bunları bloklayan bir sıkıntı varsa, bunun cinsel istek... Hocam, hep kuruluktan bahsediyorsunuz. Peki kayganlaştırıcı cinsel ilişkide kolaylık sağlar mı? Sağlar tabii. Sizin sorununuza cevap veren ya da sizin sorununuzu çözen her faktör bizim için önemlidir. Yani kayganlaştırıcı da bu aşamada biz devreye girer, biliyorsunuz. Kuruluk bizde çok sık rastlıyoruz Seden. Cinsel isteksizliği olanlarda, yeterince ön sevişmeyi yapmayanlarda, cinsellik haz etmeyenlerde, zorla yapılanlarda, menopoz öncesi ve menopoz sonrası dönemlerde, hormonal problemlerde, ilk gece mesela, bunların hepsi bizim kayganlaştırıcıyı kullandığımız yerler. Tabii ki, ama kimyasalına iyi dikkat etmek lazım. İçerinde çok fazla kimyasal barındırmayan belirli aşamalarda kullanılabilir tabii ki. Ben hastalarıma, danışanlarıma, bu problemi yaşayanlara, özellikle bu saydığım problemi olanlara, ki cinsel isteksizliği olanlarda, mesela ben ameliyat ettiğim hastalarıma da veriyorum. Hocam, vajinistus olduğumu nasıl anlarım? Bunun bir çözümü var mı? Sen mi? Evet. Güzel. Vajinistus olduğumuzu nasıl anlarız? Benim en sevdiğim konulardan biridir. Bir kere şunu özellikle, bir Cano gel 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 kamera gel, ben bir özellikle vurgulamak istiyorum bunu. Vajinistus sorunu %100 çözülür, nokta. Bir kere bunu bir söylemek istiyorum. Şimdi siz nasıl anlarsınız? Cinsellikte canınız yanar. Cinsel ilişkiye girerken bacaklarınızı kasarsınız. Partnerinizi ittirirsiniz. Canınızın yanacağını, kanamanızın olacağını, penisin oraya sıkışacağını, kenetleneceğinizi, yatakların o aşamada kandan batacağını, bu sıkışma esnasında sizin bunu kenetlenmenizi, kendinizin çıkaramayacağını, hastaneye giderek bunun hep bunları düşünürsünüz. Şimdi bir kadın bunu düşünüyorsa zaten neredeyse %100'e yakın vajinismustur. Ama bunun bir de faaliyetli olarak... Hocam, geç boşalma karşı tarafı rahatsız ve tedirgin eder mi? Geç boşalma neden yaşanır? Rahatsız eder tabii ki. Tedirgin edip etmemesi değil de rahatsız eder. Düşünsenize. Bu arada şunu da anlatayım. Mesela erkek danışanlarım olduğu dönemlerde bir erkek böyle ben enim, ben muhteşemim, hani böyle göğsünü göre göre bir şeye oturuyorsa sandalyeye, onun geç boşalma probleminin olduğunu anlardık. Ama bir erkek hani tek gelmiş ve böyle biraz sandalyede küçülüyorsa, o zaman ya arkadaşı erken boşalıyordur, ondan fikir alacaktır, ya da kendisi bu işi olacaktır. O yüzden geç boşalma bir problemdir. Özellikle kadınları çok rahatsız eder. O esnada vajinanın tahrişi çok fazladır, kurumuştur. O yüzden de canı çok yanar. Bu bir problem olduğu için erkeğin mutlaka bunu tedavi ettirmesi ve terapi alması gerekir. Erken boşalma nasıl bir sorundur? Geç... Hocam, cinsel hastalıkları ne ya da neler yaparak önleyebiliriz? Şimdi bizim elimizde bir cinsel hastalık diye bir gerçek var mı arkadaşlar? Var. O zaman bundan korunma yöntemlerini de bağıra bağıra size anlatıyor muyum? Anlatıyorum. Ne diyorum? Diyorum ki prezervatif kullanın. Prezervatif kullanın. Şimdi bu bir korunma yöntemidir. Tamamen sizi korur mu? Korumayabilir. Ama siz prezervatif kullanacaksınız. İkincisi, mesela sihirleri bilmek zorundasınız.
Sihrin görüntüsünü bilmek zorundasınız. Sizin vücudunuzda önceden olmayan ama şimdi olan ya da partnerinizin vücudunda, penisinde, keselerinde olup da olmayıp da şimdi olan görüntüyü görmek ve bunu tespit etmek zorundasınız. Takip etmek zorundasınız. Akıntınız değiştiyse bunu görmek zorundasınız. Ve bunun bir patoloji olduğunu görmek zorundasınız. Ve tanımadığınız ilk gece ilişkilerini karşı tarafa görmediğiniz için yapmamak cinsel... Canlar, bugün cinsel sorunları konuştuk. Sorularınızı sorun, cevaplayacağım. Yorumlarınızı da bekliyorum. Bu videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Gelecek bölümlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.